Bankacılık Genel Kurulu'nda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar hitaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Diğer konular arasındadır. Bütçe disipline yönelik olarak yapılan hem harcamaların azaltılması hem de gelir artışına yönelik çalışmaları değerli buluyoruz. Özellikle kayıt dışılıkla mücadele konusuna atılan adımları oldukça önemsiyoruz. Bu alanlarda anlayacak mesafe ile başta enflasyonun düşürülmesi olmak üzere kalıcı olarak finansal istikrarın sağlanacağına inanıyoruz. Yıllık cari işlemler açığı Nisan ayında geçen seneye göre 24 milyar dolara yakın azalarak 31.2 milyar dolara gerilemiştir. Programın sonuçlarının görülmesi ve artan risk iştahı neticesinde yurt dışında yerleşik yatırımcıların davranışlarında da olumlu yönde değişimler olmuştur. Bu gelişme TL varlıklara olan talep artışını desteklemiş ve sermaye girişlerini hızlandırmıştır. Bir yandan cari açığın düşmesi, bir yandan da sermaye girişlerinin hızlanması sayesinde rezervle olumlu bir trend yakalanmıştır. Swap işlemleri de dikkate alındığında net rezervler 2023 Haziran döneminde eksi 37 milyar dolardan bu yılın ilk yarısının sonunda 15 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde rezervlerin kısa vadeli dış borçları karşılama oranı 14 puan artarak %104 olmuştur. Dengelenmenin, büyümenin kompozisyonunda da başladığını görüyoruz. Tüketim harcamalarının büyümeye katkısı ivme kaybederken net dış talebin katkısı artmaktadır. Sayın Bakanım, bankacılık sektörü uygulanmakta olan ekonomik programa her türlü desteği vermektedir. Bankalar para politikası çıktılarını aracılık fonksiyonlarının gereği olarak mevduat ve kredi piyasalarına doğru şekilde aktarmaktadırlar. Yabancı para mevduattan TL mevduata geçiş hızlanmıştır. DDM ve KKM dahil edildiğinde yabancı para mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı azalmıştır. 2024 Haziran itibarıyla son bir yılda DDM ve KKM hariç standart TL mevduatın payı 17 puan artarak %50'ye yükselmiştir. Başta sermaye benzeri krediler olmak üzere bankacılık sektörünün yurt dışından sağladığı kaynaklar hızlanarak artmaktadır. Esasen bankaların yurt dışından borçlanma kanalları her zaman açık kalmıştır. Bu krediler son bir yılda %24 artarak 140 milyar doları aşmıştır. Bunlar olurken dış borçlanmanın maliyeti düşmüş, vadeler uzamaya başlamıştır. Bu aşamada uluslararası bankalarla olan ilişkilerimizin daha da gelişmesine olumlu katkı yapacak olan gri listeden çıkış kararını memnuniyetle karşıladık. Bankalar olarak suç gelirleriyle mücadelede, uluslararası normlarla tam uyum içinde çalışarak güçlü bir paydaş olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle hükümetimize bu süreçteki ciddi katkınız nedeniyle zat-ı alinize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bankacılık sektörü kredileri uygulanmakta olan sıkı para politikası çerçevesinde şekillenmektedir. Bu çerçevede Haziran itibarıyla 12 aylık kredi büyümesi %38 olmuştur. Artış hızı ticari kredilerde %36, bireysel kredilerde %47'dir. Son dönemde ivme kazanmış olan yabancı para cinsinden krediler artık Merkez Bankası tarafından uygulamaya alınan aylık %2'lik büyüme sınırı çerçevesinde şekillenmektedir. Krediler dengeli bir dağılıma sahiptir. Kredilerin %77'si ticari, %23'ü bireysel kredilerden oluşmaktadır. KOBİ kredilerinin payı ise %27 düzeyindedir. Ticari kredilerin sektörler arasındaki dağılımı geniş bir yelpazeye sahiptir. İmalat sanayinin payı %31'dir ve artmaktadır. Benzer şekilde öncelikli sektörlerimiz arasında olan tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam içerisindeki payı da yükselmektedir. Hükümetimizin ekonomi politikası önceliklerine uygun olarak kredilerin daha çok yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata kullandırılmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Kredi riski makul bir düzeydedir. Tahsili gecikmiş alacak oranı yatay bir seyir izlemektedir. Bireysel kredilerde özellikle ihtiyaç kredi ve kredi kartlarında öngörülerimize paralel, ılımlı bir artış olmakla birlikte makul ve yönetilebilir bir orandır. Bankacılık sektörü ihtiyatlı bir karşılık politikasına sahiptir. Özel ve genel karşılık oranları riskleri karşılayabilecek seviyededir. Mevduat,
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında yeniden yapılandırılan kredilerin toplam kredilere oranı 2024 Mart itibarıyla %4.3 düzeyindedir. Bu aşamada finansal yeniden yapılandırma düzenlemesinin uzatılmasındaki katkınızdan dolayı da teşekkür etmek isterim. Çünkü düzenleme ile nakit akışları geçici olarak bozulduğu için edimlerini yerine getirmekte zorlanan fakat borçlarını ödemeye niyetli işletmelerin kredilerin yapılandırılmasına ve bankaların da bilançolarının daha rasyonel yönetilmesine imkan vermektedir. Sayın Bakanım, para politikasının etkinin artmasıyla birlikte makro ihtiyatı kural setinin sadeleşmesine ilişkin atılan adımları önemli buluyoruz. Kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik olarak menkul kıymet tesisinin uygulanmasının kaldırılmasını ve ticari kredilerde erken kapama ücretlerinin yeniden düzenlenmesini olumlu değerlendiriyoruz. Erken kapama ücretlerinden yapılan değişiklik, kredi riskinin daha iyi yönetilmesine, kredilerin doğru fiyatlanmasına ve vadelerinin uzatılmasına imkan sağlayacaktır. Bu konuda atılan adımlar nedeniyle teşekkür ederiz. Öte yandan, hali hazırda bilançolarımızdan mevcut olan TL mevduatın %14'ü, yabancı para mevduatının ise %22'si zorunlu karşılık olarak tutulmaktadır. Likitte yönetimi açısından zorunlu karşılıkların kullanılmasını anlıyor, gerekli ve doğru buluyoruz. Bununla birlikte fonlama maliyetinin arttığı, kredi büyümesinin sınırlı kaldığı bu dönemde zorunlu karşılıklardaki artışın bankalarımıza önemli ölçüde ilave maliyet oluşturduğunu da belirtmek isterim. Sadeleşme, faaliyet ortamındaki iyileşme ve öngörülebilirliğinin artması bilançomuzun sağlıklı olmasını sağlayacak. Bilanço büyüklüğünün milli gelire oranının yeniden yükselmesini destekleyecektir. Sayın Bakanım, istikrar ortamında banka bilançolarının büyüyeceğini, bilançoların daha sağlıklı hale geleceğini, kredilere erişimin kolaylaşacağını, kaynakların daha rekabetçi alanlara, yenilikçi projelere, yeşil dönüşüme yönlendirileceğini ve etkin kullanılacağını hep birlikte göreceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında her açıdan hareketli bir geçişin ve dönüşümün yaşandığı bir dönemde bankaların faaliyetinin sağlıklı olmasının kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Uluslararası standartlara uyum içinde faaliyet gösteren bankacılık sektörümüz dayanıklı, rekabetçi ve risklere duyarlıdır. Temel bankacılık göstergeleri uluslararası normlara yakındır. Bankalar her dönemde ekonomik faaliyetin finansmanının merkezinde kalmış ve müşterilerin erişimine açık olmuşlardır. Finansal istikrarın önemli birleşenlerinden bir tanesi olan sürdürülebilir büyümeye kesintisiz katkı vermişlerdir. Ülkemize yayılmış geniş şube ağımızın yanında dijital kanallar üzerinden her geçen gün gelişerek sağlanan hizmet ve ürünlerle müşterilerimize en uygun finansman çözümlerini sunmaya devam ediyoruz. Ödemeler sisteminin kesintisiz, hızlı ve güvenli olarak çalışmasına büyük önem veriyor ve buna yönelik yatırımlarımızı sürekli arttırıyoruz. Müşterilerimizin verilerinin ve fonlarının güvenliği bankalar için her zaman en önemli öncelik olmuştur. Özellikle hassas kimlik doğrulama çözümleri aracılığıyla ödeme yöntemlerinin güvenliği güçlü tutulmaya devam edilmektedir. Buna yönelik olarak özellikle suç gelirleriyle mücadele ve siber güvenlik alanlarında ekonominin bütünlüğüne katkılar verilmektedir. Sayın Bakanım, müsaadenizle şimdi de bankacılık sektörünün çalışmaya devam edeceği konular hakkında bilgi vermek isterim. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın finansmanı, rekabet gücünün korunması, verimlilik artıran yenilikçi teknolojilere yatırım yapılması, dijital ve yeşil dönüşümün gerektirdiği yatırımlara öncelik verilmesi, gıda, enerji, savunma güvenliği için sağlanan finansmanın arttırılması, uluslararası uygulamalara uyumlu olarak karbondan arındırma hedeflerinin desteklenmesi, iş sürekliliği için risklerin doğru yönetilmesi, nitelikli iş gücünün yetişmesi ve mesleki gelişim için ortak çalışmalar gündemimizdeki temel konulardır. Bu işlevlerin etkinlikle yerine getirebilmesi ve şoklara karşı dirençli kalınması güçlü ve sağlıklı bilançoya sahip olmaya bağlıdır. Bankalarımızın olası risklere ve şoklara karşı dayanıklılığını korumanın temel koşulu öz kaynaklarının güçlü olmasıdır. Sermayenin sürdürülebilir karlılık ile desteklenmesi ve reel olarak korunması yatırımcı ilgisinin ve güvenin sürdürülmesi için elzemdir. Öz kaynaklarımız 2.4 trilyon TL düzeyindedir. Sermaye yeterlik rasyosu %17 ile uluslararası ortalamalar düzeyindedir. Son dönemde öz kaynaklarının reel olarak büyümesi maalesef yavaşlamıştır. Bunda
öz kaynak getirisinin enflasyonun altında kalması etkili olmuştur. Öz kaynaklar kredilerin sürdürülmesini de destekleyecektir. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yurt içi tasarruflara dayalı krediler büyüme için en temel finansman aracı olmaya devam etmektedir. Kredilerin yanında finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, banka bilançolarının tek başına karşılayamayacağı finansal ihtiyaçların finansmanı ve risklerinin daha rasyonel yönetilmesi açısından da önemlidir. Bu nedenle para piyasalarının dışında sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve büyütülmesinin çok faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Sayın Bakanım, finansal sektörün büyümesi ekonomiye, ekonominin büyümesi ise finansal sektörünün büyümesine bağlıdır. Ekonomiye ilişkin alınan kararların er geç finansal kuruluşların bilançosuna yansıdığı aşikardır. Birliğimiz, finansal istikrar ile ekonominin büyümesi ve güçlenmesi arasındaki dengeyi gözetmeye, bu yöndeki çalışmalara katkı vermeye devam edecektir. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve tereddütler çözüm önerileriyle birlikte ilgili kurumlara sunulmaktadır. Sektörümüzü ilgilendiren tüm konularda ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların yanı sıra diğer tüm paydaşlarla yakın, yapıcı bir işbirliği ve güçlü bir iletişim içinde çalışılmaktadır. Bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini korumaya, rekabet gücünün arttırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine ve bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunarak sürdürülebilir büyümeye, kalkınmaya ve refah artışına destek olmaya devam edeceğiz. Paydaşlarımızla işbirliği içinde sektörümüzü büyüterek ülkemizin gelişmesine katkı vermeyi ve her alanda gelişmenin lokomotifi olmayı da sürdüreceğiz. Güçlü rekabetimiz yanında işbirliği ve dayanışmayı en iyi şekilde kullanmanın gayreti içinde olacağız. Sektörümüz ve birimiz çalışmalarına olan destek ve katkılarından dolayı hükümetimize, ilgili tüm kurumlara, meslektaşlarımıza, üyelerimize, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Genel kurul çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınızdan dolayı zat-ı alinize, Haziruna, Türk Devletleri Banka Birlikleri Konsey Üyeleri, değerli dostlarım, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev'e ve Özbekistan Bankalar Birliği Başkanı Bahtiyar Karimov'a teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Türkiye Bankalar Birliği 67. Genel Kurulu gerçekleşiyor. Türkiye Bankalar Birliği Genel Müdürü Sayın Alparslan Çakar hitaplarını gerçekleştirdi. Birçok hususa temas etti. Bankalar sürdürülebilir büyümeye kesintisiz katkı verdi ifadesinde bulundu. Haziran itibarıyla 12 aylık kredi büyümesi %38 olduğu ifadesini kullandı konuşmasında ve birçok konuya da temas etti. Şimdi BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hitaplarını gerçekleştiriyor. Onun konuşmasına kulak veriyoruz. Basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Türkiye Bankalar Birliği'nin 67. Olağan Genel Kurulu'nun bankacılık sektörümüze, ekonomimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanım, Alparslan Bey, Bankalar Birliği Başkanımız çok geniş bir sunum yaptığı için hem bankacılık hem ekonomi. Tabii BDDK Başkanı olarak bana soğanın cücüğü kaldı. Dolayısıyla ben sadece şöyle ana stratejilerden bahsedeceğim. Finans sektörünün hem ülkemizde hem de dünyada her geçen gün daha da dinamik ve rekabetçi hale geldiği ve elbette risklerin çeşitlenerek arttığı günümüzde değişim ve gelişim kaçınılmazdır. Pandemi ve artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle küresel enflasyon baskısı ve ekonomik belirsizlikler finansal iklimi önemli ölçüde etkilemiştir. Bankacılık sektörümüz bu süreçte önemli bir sınav vermiş ve bu süreci başarılı bir şekilde yönetmiştir. Türk bankacılık sektörünün güven veren yapısı yatırım noktasında da dikkat çekmektedir. Bu durum son dönemde ikisi dijital, 7 bankanın faaliyete başlamasıyla da kendini göstermiştir. Bugün itibariyle bankacılık sektörü toplam 63 banka ile finansal sektörün %85'ini oluşturmaktadır. Sektör ayrıca Mayıs 2024 itibariyle 26.9 trilyon aktif büyüklüğüyle gayri safi yurt içi hasılanın da %85'ini oluşturan bir büyüklüğe ulaşmıştır.
Kredilerin takibe dönüşüm oranı Mayıs 2024 itibariyle %1,5 gibi oldukça düşük bir seviye olup sektörümüz aktif kalitesinin yönetimi açısından da Avrupa Birliği dahil birçok ülkeden daha sağlıklı ve iyi bir performans göstermektedir. Sektörün sermaye yeterliliği rasyosu da uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerindedir. Sayın Bakanım, değerli konuklar, sektörümüzde tüm paydaşlar tarafından ekonomik istikrarı sağlamak ve bunu yaparken finans sektörünün geleceğini şekillendirmek amacıyla birçok adım atılmıştır. Özellikle ilerleyen teknolojinin yaşamımızda kapladığı yer ve iklim konusunda tüm dünyanın eriştiği farkındalık, bütün kurum ve kuruluşların gündemini baştan yazmıştır. Bu süreçte kurumumuz iki temel konuya ağırlık vermektedir. Bunların başında dijital dönüşüm gelmektedir. Dijital bankacılık hizmetleri müşterilere daha hızlı, daha güvenli ve daha kullanıcı dostu çözümler sunarken, özellikle mobil bankacılık uygulamalarının yaygınlaşması, uzaktan müşteri ediniminin imkanı, finansal kapsayıcılığı artırmakta ve bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktadır. Benzer şekilde ilişki risklerinin de yönetilmesi kaydıyla yapay zeka uygulamaları gerek müşteri hizmetlerinde gerekse risk yönetiminde hızı, etkinliği ve kalitesiyle artırmaktadır. Bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren diğer bir dönüşüm alanı ise sürdürülebilir ve yeşil ekonomiye geçiş sürecidir. Bilindiği üzere finans sektörü iklim değişikliğinin ve yeşil ekonomiye geçiş sürecinin etkilerine maruz kalmaktadır. Diğer yandan yönlendirici ve dönüştürücü gücü sayesinde bu sürecin hızı ve başarısı açısından da kilit bir konumda bulunmaktadır. Dendim bu iki dönüşüm sürecinin sağladığı avantajlar ve fırsatların yanı sıra bazı belirsizlikler ve riskleri de beraberinde getirdiği ve getireceği muhakkaktır. BDDK olarak bu dönüşüm süreçlerinin önünü açmak ve karşılaşılan belirsizlikleri ve riskleri azaltarak yönetebilmek amacıyla gerekli düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçiriyoruz. Dijital dönüşüm alanında son yıllarda hayata geçirdiğimiz dijital bankaların faaliyet esasları, uzaktan kimlik tespiti yöntemleri, elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurulması, servis modeli bankacılığı, elektronik bankacılık hizmetlerinde işlem güvenliği gibi düzenlemeler bunun en somut örnekleridir. Ayrıca sürdürülebilir finansı da ülkemizin ekonomik ve finansal gelişimi açısından stratejik öneme sahip bir konu olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Zira çevresel ve sosyal yönetişimsel kriterlere uyum, uluslararası fon akımlarında yaygın olarak gözetilen bir şart halini almaktadır. Nitekim küresel düzeyde sürdürülebilirlikle bağlantılı fonların toplam değeri 3 trilyon ABD doları civarındadır. Bu çerçevede yayımlanmış olduğumuz sürdürülebilir bankacılık strateji planı ile oluşturduğumuz yol haritası sürdürülebilir finans altyapısını oluşturmaya yönelik önemli adımlar içermektedir. Plan kapsamında birlik ile iletişim içinde yeşil varlık oranı kriterlerine ve metodolojisine ilişkin tebliğ taslağı, iklimle bağlantılı risklerin etkili yönetimine dair rehber taslağı ve iklim riskleri ısı haritası metodolojisi gibi çalışmaları yürütmekteyiz. Bu yıl sonuna kadar bunları hayata geçirmeyi planlamaktayız. Bankalarımızın da bu süreçte pek çok konuda iyi uygulama örnekleri sergilediğini memnuniyetle görmekteyiz. Geçtiğimiz dönemde 3'ü mevduat, 3'ü katılım finans kuruluşu olmak üzere 6 kuruluşun dijital banka statüsüyle faaliyet göstermek üzere kuruluş izni almış olması sektörümüzün bu alandaki dinamizmini göstermektedir. Ayrıca yabancı yatırımcılar da dijital bankacılık yapan kuruluşlarımız üzerinden sektöre giriş yapma eğilimi göstermektedirler. Sürdürülebilir ve yeşil ekonomiye geçiş konusundaki iyi uygulamalar ise konunun derinliği ve pek çok tarafı içermesi sebebiyle çeşitlilik arz etmektedir.
Örneğin yenilenebilir enerjiye ve enerji verimlerine sağlanan finansmanın ön plana çıktığını görmekteyiz. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisine sağlanan finansman ülkemizin son yıllarda elektrik enerjisi üretim kapasitesindeki artışta önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda bankalarımızın iklimle bağlantılı risklerini etkili bir şekilde yönetme çabası içinde olduğunu da görmekteyiz. Enerji, metal ürünleri, tarım, çimento ve inşaat sektörleri bu risklerin yoğunlaştığı sektörler olarak öne çıkmaktadır. Aktif büyüklüğü itibariyle sektörde toplam payı %55 olan 16 banka iklimle bağlantılı risklerinin hangi sektörlerde yoğunlaştığını takip ve analiz etmektedir. İklimle bağlantılı finansal risklerin yönetimine dair yazılı politikası ve stratejisi bulunan toplam 12 bankamız bulunmaktadır. Bunların sektördeki payı ise %46'dır. Sektör bu açıdan da gelişime açık olup ilerleyen dönemde bu sayı daha da artacaktır. Sayın Bakanım ve değerli sektör temsilcileri, Türk bankacılık sektörünün sadece yurt içinde değil, uluslararası platformdaki varlığını da güçlendirmeye yönelik destekleyici gayretlerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu açıdan uluslararası standartlarla uyumlu bir bankacılık sistemi temel önceliklerimizdendir. Önümüzdeki dönemde de bankacılık alanındaki uluslararası gelişmeler ve düzenlemeler doğrultusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikleri yapılacak ve uluslararası bankacılık standartlarına tam uyum sağlayan düzenleme ve denetleme çerçevemiz daha da geliştirilecektir. Bu kapsamda sermaye yeterliliğine ilişkin mevzuatımızın Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından 2017 yılında yayımlanan Basel 4 olarak da bilinen kriz sonrası reformların sonuçlandırılması standartlarına tam uyumun sağlanması amacıyla kurum bünyesinde 8 adet çalışma grubu oluşturulmuştur. Ayrıca Basel Komitesi üyesi olan kurumumuz, Basel 3'ün tüm safhalarının takip edildiği uluslararası sayısal etki çalışmalarına aktif katılımını sağlamaktadır. Bu noktada bankalarımızdan da her zaman olduğu gibi düzenlemelere uyum konusunda azami çaba göstermesini ve risk yönetiminde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemelerini beklemekteyiz. Yüksek aktif kalitesi, güçlü öz kaynak yapısı, nitelikli insan kaynağı, teknolojik gelişmişlik düzeyi, uluslararası düzenlemelere uyumu ve dinamizmiyle ekonomimizin en önemli dayanaklarından biri olarak bankacılık sektörümüzün finans piyasalarında öncü olmaya devam edeceğine olan güvenimiz tamdır. Türkiye Bankalar Birliği'nin bu güvenin sağlanmasındaki rolü süreçlerin daha etkin ve etkili sürdürülmesi noktasında büyük önem arz etmektedir. Bu düşünceyle birliğin 67. Olağan Genel Kurulu'nun sektörümüz ve ülkemiz açısından verimli ve başarılı bir çalışma döneminin başlangıcı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Da BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hitaplarını gerçekleştirdi. Bankalarımız iklim bağlantılı riskleri yönetiyor dedi. Yabancı bankaları dijital bankacılık üzerinden sektöre giriş eğiliminde olduğuna atıfta bulundu ve bankaların iklimle ilgili riskleri yönettiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de şimdi kürsüye geldi ve hitaplarını gerçekleştiriyor. Değerli basın mensupları, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün birçok etkinliğe katıldım. Birçok yerde de programı, Türkiye ekonomisine ilişkin perspektifimizi paylaştık. Şimdi de tabii ki Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'ndayız. 67. Genel Kurulu. Öncelikle bu genel kurulumuzun ülkemize, ekonomimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bankacılık sektörümüz programımıza çok güçlü destek veriyor.
Bundan dolayı da kendilerine müteşekkiriz. Ve bu gerçek bir destek. Çünkü bankacılık sektörü, finansal sektörün az önce çok değerli BDDK Başkanımız ifade ettiler. Finansal sektörün %85'ine tekabül ediyor dediler. Hakikaten dolayısıyla bankacılık sektörünün desteği çok değerli. Biz bu destekten dolayı müteşekkiriz. İkinci olarak tabii bu program hakikaten bankacılık sektörüne çok ciddi yükler de bindiriyor. Takdir edersiniz. Özellikle az önce değerli Bankalar Birliği Başkanımız ifade ettiler. Bu süreçte zorunlu olarak almamız gereken bir takım tedbirlerin maliyeti belki orantısız bir şekilde sektöre yansıyor. Burada da biraz sabır telkin ediyoruz. Çünkü bu program başarılı olduğunda değeri en çok yani yükselecek veya değer atfedilecek sektörlerin başında bankacılık sektörü. Çünkü bankacılık sektörü demek makro demek. Makroekonomik, finansal istikrarı sağladığımız zaman tabii ki sektör bir bütün olarak bundan olumlu etkilenecektir. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani esas sunumuma geçmeden önce sektörle ilgili olarak. Biliyorum sadeleşme talebi var. Son derece makul bir talep. Sadeleşmeye de devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin şartları bazı düzenlemeleri gerektirmiş zamanında. Haklı olarak bugün sektör bu düzenlemelerde sadeleşme bekliyor. Biz bu sadeleşme sürecine de devam edeceğiz. Müsaade ederseniz bu kadar nitelikli, bu kadar başarılı bankacılık sektörü temsilcileriyle bir aradayken programımızın son görünümünü, özellikle de bundan sonraki yol haritasına ilişkin görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim programın doğrusu yani bir yıllık bir muhasebesini yapmakta fayda görüyorum. Aslında bu şeffaflığın hesap verilebilir bir gereği zaten. Ama programımızın sadece kısa vadeli bir takım hedefleri gerçekleştirme yönelik bir program olmadığının da altını çizmek istiyorum. Yani bu programın nihai amacı sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı. Dolayısıyla bir taraftan kapsayıcı, istihdam yaratan büyüme, bir taraftan da bu büyüme sonucunda ortaya çıkan refahın daha adil bir şekilde paylaşımı. Burada tabii programın önemli çıktılarından bir tanesi ve yani programın çalışması için gerekli olan unsurlardan bir tanesi büyümede dengelenme. Büyüme tabii ki bütün yani programın nihai hedefi güçlü büyüme. Ama büyümenin kaliteli olması, dengeli olması, sürdürülebilir olması, sorun yaratmayan, dengesizlikler yaratmayan bir büyüme olması arzulanıyor. Burada şunu altını çizmek istiyorum. Büyüme hala güçlü ama daha dengeli. Evet, net ihracatın katkısı artıya döndü ve iç talepte daha makul düzeyde büyüyor. Ve muhtemelen bu süreç bir süre devam edecek. Bu yeniden dengelenme süreci, yani iç talepte bir miktar daha yumuşama ihtimali yüksek. Net ihracatın katkısının da artıda kalmasını bekliyoruz. Çünkü az önce değerli Bankalar Birliği Başkanımız küresel görünüme ilişkin bir perspektif paylaştılar. Şunu altını çizmek istiyorum. Türkiye açısından en önemli konu bizim ana ticaret ortaklarımızdaki büyüme bu yılın ikinci yarısına itibaren toparlayacak. Özellikle Avrupa Birliği'nden bahsediyorum. Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan bahsediyorum. Orta Asya'dan bahsediyorum. Dolayısıyla büyümedeki toparlanma tabii ki ihracatımızı hem hizmet hem mal ihracatımızı destekleyici nitelikte. Büyük ihtimalle küresel finansal koşullar da önümüzdeki yıldan itibaren muhtemelen çok daha elverişli hale gelecek. Onu da önemsiyoruz. Çünkü küresel dezenflasyon süreci yani şu anda başarılı bir şekilde yürüyor. Bu mutlaka tabii ki finansal koşullara da yansıyacak. Bu iki husus itibariyle
aslında bir miktar belki bu program, yani uygulamakta olduğumuz program, biraz arkadan da bir miktar rüzgar desteğini alabilir. Ama bizim için önemli olan programın öncelikleri üzerinden politikaların kararlı bir şekilde uygulanmaya devam etmesidir. Dolayısıyla bu büyümedeki dengelenme önemli. Yine sürdürülebilir cari açık bizim için önemli bir hedeftir. Cari açık Türkiye'nin hakikaten çok uzun vadeli önemli bir makroekonomik sorunu. Cari açığı kalıcı bir şekilde milli gelire oran olarak %2,5'un altına çekmek istiyoruz. Yarın Mayıs ayı rakamları açıklanacak. Arkadaşların dış ticaret rakamları üzerinden yaptıkları tahminlere göre çok büyük ihtimalle yarın yıllıklandırılmış, yani 12 aylık cari açığın milli gelire oranı %2,5'un altına düşecek. Bu yılı ümit ediyorum ki %2 civarında kapatacağız. Aslında yani yakın coğrafyamızdaki jeopolitik gerginlikler, savaşlar, çatışmalar olmasaydı çok büyük ihtimalle bu sene cari açığın milli geliri oranı belki %1,5 civarında olacaktı. Ama sonuçta %2 veya %2'nin biraz altındaki cari açık, bu bizim öngörümüz, program hedeflerinden çok daha iyi ve bu da beraberinde bize kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacak. Rezerv birikimi tabii herkesi şaşırttı. Özellikle yerel seçimlerden sonraki süreç. Ve bu programa bir türlü ısınamayan kesimler bir sürü hikaye uyduruyor. Bu, bir kere şunun altını çizeyim. Rezerv birikiminin en önemli kaynağı vatandaşımızın portföy tercihidir. Yani bizim vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin lira tercihi beraberinde rezerv birikimi getirmiştir. Ana kalem budur. Diğer bir kalem, programla birlikte özellikle bankacılık sektörümüzün ama aynı zamanda reel sektörün, yani şirketlerimizin küresel piyasalardan daha fazla kaynak devşirmesine imkan sağlamıştır. Nasıl? Rollover rasyoları artmıştır. O da rezerv birikiminin diğer bir parçasıdır. Yine tabii bir miktar portföy girişi var. Bir miktar kısa vadeli giriş var. Ama şunun tekrar altını çizmek istiyorum hazır buradayken. Bizim program bazılarının iddia ettiği gibi sıcak paraya sırtını dayamış bir program değildir, asla olmayacaktır. Carry trade tanımlaması altındaki işlemler tabii ki bütün piyasalarda var olan ve olacak olan yani bir çeşit fon akışı. Ama bizim programımız ona dayanmıyor. Çünkü bizim ne örtük ne de açık bir kur hedefimiz yok. 2000'li yılların başındaki gibi bir kur rejimimiz de yok. Biz çok net bir şekilde şunun altını çizmek istiyoruz. Programı biz kalıcı dönüşümle başarıya ulaştıracağız. Nedir? İşte bakın cari açığı konuşuyoruz. Cari açığı kalıcı bir şekilde milli gelire oran olarak %2,5'un altına çektiğimiz zaman iki şeyi başarıyoruz. Bir, Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranını aşağı çekiyoruz. İki, Türkiye'de rezerv birikimine imkan sağlıyoruz ve böylece Türkiye'nin risk primi azalmış oluyor. Evet, dediğim gibi Nisan itibariyle yaklaşık milli gelire oran olarak %2,7 olan açık büyük ihtimalle Mayıs ayı rakamlarıyla 2,5'un altına düşmüş olacak. Diğer önemli bir hedefimiz mali disiplini güçlü bir şekilde, kalıcı bir şekilde tesis etmek. Burada da aslında bir başarı var. Çünkü AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliği ki Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti çok nettir. Hakikaten 20 yıl boyunca milli gelire oran olarak bütçe açığını %2 civarına çekebilmek, Maastricht kriterinin oldukça altında bir oranda tutmak büyük bir başarı. Ve bunun sayesinde Türkiye'nin kamu borçluluğunun, yani kamu borçlarının milli gelire oranı düşük seyretmiştir. Bütçede bundan dolayı sağlanan tasarrufla, faizden sağlanan tasarrufla sağlıkta, altyapıda,
eğitimde, birçok alanda muazzam yatırımlar yapılmış. Çiftçimize, esnafımıza, toplumun birçok kesimine çok güçlü destekler sağlanmıştır. Dolayısıyla bütçe disiplini konusunda geçen sene büyük oranda depremin etkisiyle ve diğer bir takım faktörler nedeniyle tabii bütçe açık beklentisi çok yüksekti. Yani geçen sene Mayıs ayında hakikaten bütçe açık beklentisi %10 civarıydı. Türkiye bunu kaldıramazdı. O nedenle biz oturduk geçen sene önemli bir mali konsolidasyona gittik. Yani bütçe açığını azaltacak tedbirler aldık. Ve bunun sayesinde %5.2 ile kapattık. %5.2 bizim standartlarımıza göre yüksek bir rakam sayılabilir ama gelişmekte olan ülkelerin ortalaması %5.5. Ayrıca bu açığın da önemli bir kısmı depremle ilişkili harcamalardan kaynaklanıyor. Tabii ki deprem yaralarını sarmak bizim en büyük önceliğimiz. Ve dikkat edin, bir tasarruf genelgesi açıklandı, bir uygulamaya geçtik. Ama deprem yeniden inşa harcamaları bu kapsamda değildir. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetimiz net. Deprem harcamaları bir kerelik. Türkiye'nin kamu borcunun milli gelir oranı düşük zaten. Dolayısıyla biz bu konuda mali disiplini sağlamaktan maksadımız aslında 3 tane temel amacımız var. 1- Dezenflasyon sürecine destek vermek. Çünkü yani çok büyük açık verdiğiniz zaman o enflasyonisttir. Açığı düşürerek aslında dezenflasyona destek vereceğiz. 2. olarak bizim ülkemizin özellikle yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi yeni sanayi politikası çerçevesinde sanayide dönüşüm gibi konularda yani yapısal reformlarda kaynağa ihtiyacı olacak. Biz bir mali alan yaratarak aslında yani bütçede alan yaratarak biz bu reform sürecini desteklemiş olacağız. 3. olarak az önce de söyledik sürdürülebilir düşük cari açık için aslında kamu tasarrufları da önemlidir. Yani özel sektör tasarruf edecek. Katma değer zincirinde yukarı çıkacak. Tabii ki o önemli ama bir o kadar da kamuda da tasarruf çok değerli. Az önce de söyledim, kamu borç stokunun milli geliri oranı yaklaşık %28,5'a kadar inmiş durumda. Gelişmekte olan ülkeler ortalaması 69 civarında. Dolayısıyla Türkiye hakikaten kamu borç dinamikleri itibariyle iyi bir noktada. Burada önemli olan dediğim gibi dezenflasyon sürecine destek, ona destek verecek nitelikte bir mali duruş. İç borç stokunda dövizin payını, altının payını azaltıyoruz. Neden? Çünkü kur riskini, ülkenin kur riskini azaltmak istiyoruz. Bu bizim için önemli bir benchmark, bir performans kriteri. Yine vadeyi uzatmak önemli bir performans kriteri. Diğer önemli bir konum, hakikaten en çok tartışılan konulardan birisiydi. Türkiye'nin rezerv yeterliliği konusuydu. Evet, bu programla birlikte gördüğünüz gibi hem brüt rezervlerde, özellikle de swap hariç net rezervlerde muazzam bir gelişme var. Sabah da söyledim bir yerde. Yani hakikaten daha önce de hani bir takım programlar uyguladık. 10 yıl alan bu türden iyileşme son bir yıl içerisinde gerçekleşti. Yani net rezervler neredeyse 80 milyar dolar civarında artmış durumda. Tabii ki bunun bir kısmının yani nispeten hani kalıcı olmayabileceğini düşünüyoruz. Burada önemli olan programımı kararlılıkla uygulayarak bunu daha uzun vadeye, yani bu kaynağı, Türkiye'de sisteme giren bu kaynağı, Merkez Bankası'na gelen bu kaynağın vadesini uzatmak. Bunu çok değerli buluyoruz. Özellikle yani portföy girişlerinin, tabii ki borsaya girişler aslında doğrudan yatırım gibi addedilebilir. Her ne kadar kısa vadeli gibi görünse de. Burada ülkenin geleceği parlaksa aslında o kısa vadeli değil. Ayrıca tahvil piyasasında özellikle uzun vadeli kağıtlara yönelik girişleri biz bu çerçevede önemsiyoruz. Yine rezerv yeterliliği tabii konuşulan bir konu olduğu için IMF'nin tanımını aldık. Oldukça geniş bir tanım burada var.
kısa vadeli borçlar var, diğer yükümlülükler var, geniş para arzının bir oranı var vesaire. Bütün bunları dikkate alan rezerv yeterlilik rasyosunda yaklaşık 1'i yakaladık. 1 ve üstü rezervin yeterli olduğu bir gösterge. Dolayısıyla burayı bir endişe, yani rezerv konusunu bir endişe kaynağı olmaktan çıkarttık. Rezerv yeterliliğini bu anlamda yakaladık. Yine kur korumalı mevduattan çıkış süreci devam ediyor. Ve toplam mevduat içerisindeki payı da azalıyor. Önemli bu konu çünkü özellikle para politikasının dezenflasyonist sürecinde aktarım mekanizmasının etkili olabilmesi için bu para ikamesi sorunu çözmemiz lazım. Dolayısıyla liralaşma diyeceğimiz, yani toplam mevduat içerisindeki liranın payının %50'nin üzerine çıkmış olması, az önce değerli başkanımız ifade ettiler, önemli bir kazanımdır ama daha kat edeceğimiz mesafe var. Temmuz itibariyle biz vergi avantajını kaldırdık. Büyük ihtimalle bu KKM'den, yani çıkış hızlanacak diye düşünüyoruz. Çünkü önemli bir avantajı kaldırmış olduk. Burada ülkemizin risk primi ciddi bir şekilde düştü ama 260'ı da biz tabii ki yüksek görüyoruz. Yani bu programı uygulayarak gelecek sene bu vakitlerde çok rahat bir şekilde 200'lerin altını görmek istiyoruz. Daha sonrasında da hakikaten çünkü Türkiye'nin şu anda bilançosu giderek iyileşiyor. Bu iyileşen bilançoyu yansıtan bir risk primi bunun çok altında olur. Yine bizim spread dediğimiz Türkiye'nin benzer vadede referans kağıtlara oranla ödediği ilave faiz veya ilave prim, o da ciddi bir azalma var ama daha kat edeceğimiz mesafe var. Yine yurt dışı borçlanmalarda çok daha uygun faizlerle, uygun vadelerle hem devlet hem de reel sektör, bankacılık sektörü borçlanabiliyor. Dış borç çevirme oranlarını az önce ifade ettim. Oldukça yükseldi. Bu güveni yansıtıyor. Yine özellikle bankalarımızın sermaye benzeri 4.7 milyar dolar gibi bir kaynağı son 6 ayda küresel piyasalardan sağlamış olması büyük bir başarı. Bu aslında bankacılık sektörüne olan güveni de gösteriyor. Yani program tabii önemli ama bankacılık sektörü sağlam olmasa, yani az önce değerli BDDK başkanımız söylediler, sermaye yani yeterlilik oranı, aktif kalitesi, efendim diğer bütün yani likidite gibi bütün göstergeler itibariyle. Neden? Çünkü sektör düzenlemesi, denetlemesi uluslararası normlarda ve gerçekten çok iyi yöneticilerimiz var. Bu zor coğrafyada, bu zorlu süreçte riskleri iyi yönettiler. Yani kolay değil. Onun için bu başarı sizlerin başarısı. Dolayısıyla eğer bugün gerçekten küresel piyasalardan 5 milyar dolara yakın uzun vadeli sermaye benzeri makul maliyetlerle eğer kaynağı Türkiye'ye çekebildiyseniz bu hakikaten sektörün sağlamlığını, sektöre olan güveni yansıtıyor. Sektörün hani kolay bir süreçten geçmediğinin farkındayım. Başında da söyledim. Bu programın getirdiği bir takım ağırlıklar var, yükler var, maliyetler var. Farkındayız ama ben inanıyorum ki bu programın sonucunda ve bu tür kanallardan çok daha güçlü tabii destek bulabileceksiniz.